Merhaba arkadaşlar, Pokuzev kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Bu videomuzda sizlerle birlikte öncelikle Circus Yay ürününü tanıyacağız. Bu ürün nedir ve nasıl kullanılır bunları öğreneceğiz. Daha sonrasında bu öğrendiklerimizi GitHub'da bulunan bir projemiz için CI pipeline'i yaratmada kullanacağız. O zaman lafı çok uzatmadan Circus Yay nedir ile başlayalım. Circus Yay da bir CI/CD aracıdır. Circus Yay kullanarak kodumuzu derleyip testlerini çalıştırabilir. Başarılı çalışan testlerin sonucunda kodumuzu birleştirdikten sonra ana kodumuzdan çıktılar oluşturabilir. Kendi kalite süreçlerimiz için özel iş akışları oluşturabilir ve dağıtımlarımızı yürütebiliriz. Peki neden Circus CI? Dedike sunuculara ve yönetime ihtiyaç olmadan Circus CI'yi bir software as a service olarak kullanarak kendi CI/CD pipeline'larımızı oluşturabiliriz. Onun dışında Circus CI basitçe konfigüre edilebilir ve çok rahat bir şekilde yönetilebilir. Sade ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Onun dışında da lokalde çalıştırabilmemiz için bize bir CLI sunar. REST API'si üzerinden iş akışlarını çalıştırabilir. Ayrıca da versiyon kontrol sistemimizi entegre edebiliriz. Son olarak da kapsamlı bir free plan sunar ve geniş bir kullanıcı komünitesi vardır. Circus AI bize kendi CI/CD pipeline'larımızı oluşturabilmemiz için 4 tane yapı taşı sunar. Bu yapı taşları genelden özel olmak üzere pipeline, workflow, job ve step olarak tanımlanır. Şimdi bunların ne olduğuna hızlıca bakalım. Pipeline çalışacak olan bütün iş akışlarını ve bu iş akışlarını çalıştırmak için gerekli olan konfigürasyon, güvenlik anahtarları ve şifreler gibi verilerin hepsini temsil eder. Farklı bir deyişle bütün çalışma ortamını temsil eder. Projemiz için yaptığımız konfigürasyon, Circus CI dünyasında o proje için oluşturduğumuz pipeline yani boru hattıdır. Projemize yaptığımız her değişiklikte bu konfigürasyon dosyasına tanımlı olan ekşi akışları çalıştıracaktır ve pipeline'imizin çalışmış olması sağlanacaktır. Peki workflow yani iş akışı nedir? Circus CI dünyasında iş akışı, hangi işin hangi sırayla ve hangi koşullarda çalışacağını belirleyen yapılandırma parçalarıdır. Bir iş akışı başladığında iş akışı altında tanımlanan işler çalıştırılacaktır. Bir iş başarısız olursa iş akışı sona erecek veya sonuç bittiğinde tamamlanacaktır. Bir pipeline içerisinde birden fazla iş akışı tanımlanabilir. Fakat günün sonunda en iyi uygulama sadece bir tane tanımlamaktır. Bir iş akışı altında tanımlanmış olan işlerin bütünü ise bir işte altında tanımlanmış olan adımlar bütündür. İş çalıştırıldığı zaman altındaki adımlar sırayla çalıştırılacaktır. Adımlar ise çalışacak olan komutlardır. Kodu versiyon kontrolden checkout etmek, cache'den veri yüklemek, testleri çalıştırmak bu komutlara örneklerdir. Circus AI üzerinde shell komutları kullanılabileceği gibi Circus AI yapısında bulunan komutlar da kullanılabilir. Özetlemek gerekirse projemize her değişiklik yapmak istediğimiz zaman pipeline'ımız çalışacaktır. Pipeline'ımızın çalışması demek aslında içerisinde bulunan ana iş akışının çalışmasıdır. Bu iş akışının çalışması ise altındaki işleri tetikleyecek. İşler ise kendini oluşturan adımların sırayla çalışması tamamlandığı zaman tamamlanacaktır. Eğer bir iş hata alırsa iş akışı hatalı olarak tamamlanacaktır. Eğer hiçbir iş hata almazsa son işin çalışması bittiği zaman ana iş akışında çalışması duracaktır. Peki bu işleri kim çalıştıracak? Bir iş akışı altında çalışacak olan bütün işler yeni bir executor yani çalıştırıcı tarafından çalıştırılacaktır. Burada her iş için yeniden bir çalıştırıcı oluşturacağının altını çizmekte fayda var. Circus AI içerisinde 4 tip çalıştırıcı barındırır. Bunlardan 3 tanesi Linux, Windows, Mac ve macOS olmak üzere işletim sistemi bazlı sanal makinelerdir. Diğeri ise Docker konteynerlarıdır. Yani işler Docker konteynerlarında çalıştırılacaktır. Konteynerlar pipeline'de tanımlanmış olan konfigürasyonları ve verileri kullanabilirler. Ve buna ek olarak çalıştırılacak konteynerlarda yükleme ve konfigürasyon yapabilirler. Böylelikle çalıştırması gereken komutlar için önce hazırlık yaparlar, daha sonra bu komutları çalıştırır ve işleri tamamlarlar. İş bitince konteyner de sonlandırılır. Son olarak belirtmekte fayda var ki Docker imajı oluşturma gibi Docker komutu çalıştırma gereken işler remote Docker konteynerlarında çalıştırılır. Bunun için setup remote Docker adımının işlere eklenmesi gerekmektedir. Her iş için sıfırdan bir çalıştırıcı oluşturulduğu zaman yeni çalıştırıcı tertemiz bir memory ile başlatılır ve içerisinde bir önceki işten kalan hiçbir veri bulunmaz. Veri işler arasında paylaşmak ve gelecek iş akışlarına kullanabilmek üzere kalıcı hale getirmek için ayrıca işlerin tekrarlanabilir ve verimli olması için Circus AI 3 tane strateji sunar. Bunlar Workspace, Cache ve Artifact'tir. Workspace, aynı iş akışı içerisindeki işlerin arasında veri paylaşmak için kullanılır. İş çalıştırırken konteynerların üzerinde oluşan veri daha sonra kullanılmak üzere Workspace'e kaydedilir. Bu veriye ihtiyacı olan bir iş Workspace'ten yükleyebilir. Kaydetme ve yükleme işlemleri için Pursuit to Workspace veya Attach to Workspace komutlarının işlere eklenmesi gerekmektedir. Workspace'te veri 15 gün saklanır. Ama unutmamak gerekir ki bu veri sadece o çalışma tekrarlanırsa geçerli olacaktır. Aksi takdirde pipeline her yeni seferinde çalıştırıldığında workflow için yeni bir workspace oluşturacak ve bir önceki çalıştırmalara dair herhangi bir data bulunmayacaktır. Yani workspace 0. Circus CI'de cache ise bir pipeline'in birden fazla çalıştırılması arasında veri paylaşmak için kullanılır.
Cache genelde maliyetli, çok fazla dosyanın indirilmesi gereken işler gibi işleri tekrarlamamak için kullanılır. Bunun önemli örneklerinden bir tanesi proje dependency'leri için kullanılmasıdır. Proje dependency'leri genelde versiyonları bellidir ve çok fazla değişmezler. En azından her komitte değişmezler. Değilse bile sadece değişmiş olan versiyonların indirilmesi yeterli olacaktır. O yüzden de projenin dependency'lerini cache'lersek bu cache'lediğimiz dependency'leri tekrar tekrar kullanabiliriz. Ve tekrar da indirmemize de gerek kalmaz. Cache yazma ve yükleme save cache veya restore cache adımlarının işe eklenmesiyle olur. Cache'de veri 15 gün saklanır. CircleCI'deki veri saklama yöntemlerinden sonucu da artifektlerdir. Artifektler daha uzun süreli kullanım içindir. Örnek olarak CI pipeline'ınızda bir Java projeniz varsa build'ün sonucunda büyük ihtimalle ortaya bir jar dosyası çıkıyordur. Veya bir Android projesi için build işlemi bir APK dosyası üretir. Bu dosyalar artifact olarak isimlendirilir ve CircleCI bu artifactleri bizim için saklayabilir. Artifactler store artifacts adımıyla kaydedilir. Bir çalışmanın sonucunda olan artifactleri indirebilmek için CircleCI yapısına rest call yapmak gerekir. Artifactler ise 30 gün saklanır. O zaman gelin öğrendiklerimizi uygulayarak kendi CI pipeline'ımızı oluşturmaya başlayalım. CircleCI'de bir pipeline oluşturabilmek için projemizin ana klasörüne .CircleCI isimli bir klasör oluşturmamız ve onun içerisinde config.yml isimli bir dosya oluşturmamız gerekiyor. Yapacağımız pipeline'ın bütün tanımlarını bu dosyanın içerisine yapacağız. Gelin bunu oluşturarak başlayalım. Dediğimiz gibi dosyamızın ismi .CircleCI. İçerisine ise config.yml isimli dosyayı oluşturuyorum. Daha sonradan CircleCI'ye onun hangi API'ni kullandığımı versiyon keyword'ünü kullanarak belirtmem gerekiyor. Böylelikle CircleCI hangi versiyon kullandığımı anlayacak ve komutlarımı ona göre çalıştıracak. Biz CircleCI'nin geçerli olan 2.1 versiyonu kullanacağız. CircleCI'de iş tanımlayabilmek için config dosyamda jobs isimli bir alan yaratmam gerekiyor. YML dosyalarında yani YAML dosyalarında bir alan yaratabilmek için önce onun ismini verip daha sonra iki nokta koymanız yeterlidir. Bu iki noktayı koyduktan sonra onun altına tanımlayacağınız her şey o alanın içinde olacaktır. Daha sonradan bir iş tanımlayabilmek için o işin öncelikli ismini vermem gerekiyor. Bu adımda projemi derlemek istediğim için bu adımın adını build olarak vereceğim. Tamam, işin ismini verdim. Şimdi hatırlayacağınız gibi CircleCI'de çalıştırıcılar var. Ve her işimiz yeni bir çalıştırıcıya çalıştıracaktı. Biz CircleCI'nin Docker konteynerlarını kullanmak istiyoruz. Ve bunu belirtmek için de Docker keyword'ünü kullanmam yeterlidir. Böyle bir alan açtıktan sonra CircleCI Docker işleri Docker konteynerlarını kullanarak çalıştırması gerektiğini bilecek. Bundan sonra da CircleCI'ye yaratacağı konteyneri hangi imajdan yaratması gerektiğini söylemem gerekiyor. Bunu da image keyword'ünü kullanarak yapabilirim. Image keyword'ünden sonra kullanmak istediğim Docker konteynerinin imajını vermem yeterli olacaktır. CircleCI bu imajı indirip bundan bir Docker konteyneri yaratıp işimde tanımladığım adımları çalıştıracaktır. Biz şu anda bir Scala projesi derleyeceğiz ve bu Scala projesini JDK 11 SPT 1.4.2 versiyonunu kullanarak derleyeceğiz. O yüzden de yaratacağım konteynerin imajı için OpenJDK'nın 11 versiyonlu imajını kullanabilirim. Böylelikle konteynerimde Java otomatikman yüklü olacaktır. Çalışmasını istediğim adımları tanımlayabilmek için ise Steps isimli bir alan oluşturmam gerekiyor. Bununla da tanımlayacağım her adım konteyner içerisinde çalıştırılacaktır. Çalıştırmak istediğiniz adımı tanımlamak için öncelikle run keyword'ünü kullanmanız gerekiyor. Çalıştırmak istediğiniz işe bir isim vermek için name keyword'ünü kullanabilirsiniz. Biz bir önceki adımda OpenJDK imajını kullanarak çalıştıracağımız konteynerde Java'nın yüklü olmasını sağladık. Ama çalıştıracağımız konteynerde hala SPT yüklü değil. O yüzden de öncelikle konteynere SPT'yi yüklememiz gerekiyor. Bunun için bir adım yaratacağız. Bu adımın ismi getSPT olacak. Çünkü bu adımda SPT'yi indireceğiz. O yüzden ismini bu şekilde verdim. Ve bu adımda çalıştırmasını istediğim komutu da belirtmem gerekiyor. Bunu da command keyword'ünü kullanarak yapabilirim. Command keyword'ünde vereceğiniz komut konteyner içerisinde çalıştırılmaya çalışacaktır. Eğer başarılı bir şekilde çalışırsa bir sonraki adıma geçecektir. Eğer başarısız olursa da iş başarısız olacaktır. Eğer çalıştırmak istediğiniz komut birden fazla satırda oluşuyorsa birden fazla satır kullanabilmek için pipe karakterini kullanmanız gerekmektedir. Pipe'ı koyduk ve bunun altında çalıştırmasını istediğim komutları yazmam gerekiyor. Bu adımda SPT'yi yüklememiz lazım. SPT'yi yüklemek için hazır olan bu komutumuzu kullanabiliriz.
Bu adımda bir rest call yaparak SVT'nin istediğimiz paketi indireceğiz ve bunu yükleyeceğiz. Peki şu anda SVT'nin bizim için yüklü olması lazım. Peki şu anda artık SVT yüklendi ve projemizi SVT kullanarak derleyebileceğiz. Ama bir şeyimiz daha eksik. O da projemizin source kodu. Projemizin source kodunun derlenebilmesi için öncelikle GitHub'tan checkout edilmesi gerekiyor. Bunu yapmak için de SQL API'inde bulunan checkout komutunu kullanabilirim. Checkout komutunu belirtmem, SQLCA'nın GitHub'tan gidip projemizi checkout etmesini, yani konteyner içerisine kopyalamasını sağlayacaktır. Bu adımdan sonra source kodumuz konteyner içerisinde hazır bulunacaktır ve bu source kodla istediğimiz şeyleri yapabiliriz. Biz bu adımda source kodumuzu derlemek istiyoruz. O yüzden bu adımda da SVT'nin clean compile komutlarını kullanacağız. Hadi gelin bu komutları tanımlayalım. Tekrardan çalıştırmasını istediğim bir şey olduğu için run yazdım. Buna bir isim veriyorum. İsmi ve çalıştırmasını istediğim komut ise SVT'nin clean ve compile komutu. Tamam, şu anda projemi derleyecek olan işi tanımladım. Ve bu işlemin çalışması için ise bir workflow yaratmam gerekiyor. Workflow yaratmak için ise workflows keyword'ünü kullanabilirim. Workflows keyword'ünü kullanarak yeni bir alan yarattım ve bunun içerisinde artık bir iş akışı tanımlayacağım. Ve bu iş akışı içerisinde de çalışmasını istediğim işleri tanımlayacağım. Onun için hemen başlayalım. Projemi sadece build edeceğim için bu iş akışının adını şu anda basitçe build olarak koyacağım. Alanı yarattıktan sonra ise altına çalışmasını istediğim işleri yine jobs keyword ile tanımlayabilirim. Ve onun altında çalışmasını istediğim işi, yani build'u yazmam yeterli olacaktır. Evet, pipeline'ımızı oluşturduktan sonra artık SQLCA'ya gelip orada konfigürasyonlarımızı yapmaya başlayabiliriz. SQLCA'ya GitHub hesabınıza login olduktan sonra SQLCA'nın ana ekranında kendi GitHub projelerinizi görebileceksiniz. Ve onların yanında çıkan Setup Project butonuna basarak projelerinizi yapılandırmaya başlayabilirsiniz. Kendi config dosyamızı oluşturduğumuz için SQLCA'nın bizim yerimize bir config dosyası oluşturmasına gerek yok. O yüzden de kendi config'imizi kullanacağımızı söylüyoruz. Gördüğünüz gibi workflow'umuz çalıştırılmaya başlandı. Yani workflow'umuzun altındaki işler şu anda çalışıyor. Üstüne tıklayarak içine girip detaylarına bakabiliriz. Gördüğünüz gibi şu anda build işimiz çalışıyor. Şu anda işimizin getSVT adımındayız. Yani konteynerimize SVT yükleniyor. Daha sonrasında ise kod checkout edildi ve şu anda build başlatıldı. Yapılandırmayı tamamladıktan sonra SQLCA iş akışımızı bizim için çalıştırmaya başladı. Gelin şimdi ne yapmış buna bakalım. Öncelikle gördüğünüz gibi iş akışımız çalıştı ve başarıyla tamamlandı. İş akışımızın içerisinde bir tane iş vardı ve bu da kodu derleyecek olan build işiydi. Gelin şimdi bu işin içerisinde neler yapılmış ona bakalım. İşimizin içerisinde 5 tane adım çalışmış ve bu 5 adımın sonunda işimiz başarılı olmuş. İlk adım Spin Up Environment adımı SQLCA tarafından çalıştırılan bir adımdır. Biz bu adım için herhangi bir konfigürasyon yapmadık. Bu adımda SQLCA bizim çalıştırıcımızı, yani Docker container'ımızı istediğimiz imajdan oluşturdu ve onu çalışır hale getirdi. İkinci adım ise Environment Variable'larının hazırlanması adımı. Bu aşamada SQLCA üzerinde tanımlı olan bütün Environment Variable'larını konteynerin içine yükledi. Yani daha sonradan konteyner bu Environment Variable'ları kullanarak işlem yapabilecek. Bu adım da SQLCA tarafından oluşturuldu ve biz bu adım için herhangi bir konfigürasyon yapmadık. Eğer biz de kendi pipeline'ımızda, yani config dosyamızda environment variable tanımlamış olsaydık, bu environment variable'lar da bu adımda konteynerin içerisine yazılacaktı. Üçüncü adım ise bizim tanımladığımız SPT'yi yükleme adımı. Bu adımda SPT'nin paketi indirildi ve konteynerin içerisine yüklendi. Checkout kod adımı ise SQLCA'nın GitHub'tan bizim source kodumuzu çekip konteynerin içerisine yüklediği adımda. Kodu checkout yapıp source kodu konteyner içine yüklediği için artık build yapmaya başlayabilirdik. Ondan sonra da SPT'nin clean compile komutunu çağırdık ve projemizi derledik. Bu videomuzda SQLCA nedir, yapı taşları nelerdir ve SQLCA kullanarak GitHub'da bulunan bir projemiz için nasıl bir CI pipeline oluştururuz bunları öğrendik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, soru ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca FoxDev kanalını takip etmek ve yeni çıkan videolardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.